İyi günler sayın seyircilerimiz. Günün gelişmelerini aktardığımız Haber Bülteni ile karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Haşim Taçi, Merkezi Lahey'de bulunan Uluslararası Savaş Suçları Kosova Özel Mahkemesi Özel Sav Savcısına dün ifade verme işlemine bugün de devam ediyor. İfade vermek üzere Saçhi bugün Uluslararası Savaş Suçları Kosova Özel Mahkemesi'ne gitti. Cumhurbaşkanı Saçhi ifade vermesinin 3. gününde mahkeme binasına girerken medyaya açıklama yapmadı. Saçhi dün özel savcıya 6 saat ifade verdi. İfade verilmesinin bugün de devam etmesi kararı alındı. Sırbistan ile Kosova arasındaki ilişkileri normalleştirmek amacıyla Avrupa Birliği arabuluculuğunda 2011 yılından beri düzenlenen diyalog süreci toplantıları uzun bir aradan sonra yeniden başlayacak. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić ve Kosova Başbakanı Abdullah Hoti, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile yarın Brüksel'de bir araya gelerek ikili ilişkileri ve Balkanlardaki son gelişmeleri ele alacak. Avrupa Birliği'nin Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajčák'ın da katılacağı toplantı, 2018 yılının Kasım ayından sonra diyalog süreci kapsamında yapılacak ilk toplantı olacak. 12 Temmuz pazar günü yapılması planlanan toplantı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Borel, Vucic ve Hoti'nin geçen hafta video konferans yoluyla yaptığı zirvenin ardından 16 Temmuz'a ertelenmiş, 12 Temmuz'da ise yine online olarak hazırlık toplantısı gerçekleştirilmişti. Avrupa Birliği'nin arabuluculuğu ile yapılacak olan Brüksel'deki perşembe günkü toplantının arifesinde Başbakan Abdullah Otay kayıp kişiler konusuyla ilgili kurum temsilcileriyle bir araya geldi. Yapılan açıklamaya göre toplantıya Kosova Kayıp Kişiler Çalışma Grubu heyetine başkanlık eden İbrahim Makoli, Hükümet Kayıp Kişiler Komisyonu'na başkanlık eden Prenk Cetay, Uluslararası Kızıl Komitesi'nin Kosova Misyonu Şefi Agim Gaşi ve Kayıp Aileler Dernekleri Koordinasyon Konseyi Temsilcisi Ahmet Grayçevci katıldı. Bu kurumların temsilcileri Başbakan Hoti'yi kayıp kişilerin uzun ve zor süreçlerindeki gelişmeler, bu süreçteki mevcut zorluklar ve süreci hızlandırma ile tamamlanmadaki diğer hedefler hakkında bilgilendirdi. Kosova'da dün koronavirüsüyle ilgili yapılan 420 testin sonuçları bugün açıklandı. Kosova Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada 14 Temmuz 2020 tarihinde tanı konulmuş kişilerle teması olan ve hastaneye başvuran kişilere yapılan 420 testten 119'u pozitif çıktığı ifade edildi. Kosova'da böylelikle toplam vaka sayısı 5237 oldu. 92 kişi iyileşirken şimdiye dek hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef 112'yi buldu. Belirtilmesi gerekir ki enstitü veri akışının açıklanmasını bundan böyle gündüz yapacak. Gece saatleri yerine bundan böyle COVID-19 virüsüne yakalananların hayatını kaybedenlerin, iyileşenlerin sayısı ile ilgili veriler gündüz saat 15'te açıklanacak. Hava durumuyla bugünlük sizlerden ayrılıyoruz. Yarın yeniden birlikte olmak dilekleriyle efendim, sağlıcakla kalın.